Halkımız, sevgili seyirciler, bugün Pazar 30 Mayıs Halkın Gündemi programına, Umut TV ekranlarına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde, Türkiye'de AKP'nin faşist tetikçisi Sedat Peker'in bir takım çarpıcı açıklaması, bir takım çarpıcı videoları gündeme bomba gibi düşmüştü. Videoları çok kapsamlı ve uzun olduğu için orada dile getirilen itirafları bir kez daha sizin için kısa bir şekilde özetlemek istiyoruz. Eski Emniyet Genel Müdürü ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın derin devletin, sözde derin devletin başı olduğu, polis üzerinde hala etkili olduğu, uyuşturucu ticaretinde son derece etkin olduğu, hatta Kolombiya'dan Türkiye'ye getirilen 4.9 tonluk uyuşturucunun onun olduğu, İstanbul ve Adana'da uyuşturucu ticaretinde onun sorumlu olduğu, oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ın Yeldena Kahraman'a tecavüz ettikten sonra, bu konuda suç duyurusunda bulunduktan sonra bir gün aradan geçmiş, onun da ölü olarak evinde bulduğu ve bunun onun tarafından örgütlendiği bir cinayet olduğu itiraf edilmişti Sedat Peker tarafından videolarında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, namı diğer Süleyman Soysuz'un ise Peker'e 2015-2019 yılları arasında kırmızı bültenle aranmasına rağmen, çete lideri olarak, mafya lideri olarak aranmasına rağmen polis koruması vermesi, bunu da İçişleri Bakanlığı'na göreve getirildikten sonra, bakan olarak göreve getirildikten sonra bu korumayı bir kez daha onayladığını itiraf etti tetikçi Peker. Ayrıca her yerde korumalı ve çakarlı araçlarla gezdiğini, koruması bittiğinde, koruma süresi 2019 yılında bittiğinde Soysuz'un emriyle ve desteğiyle yurt dışına çıkarıldığını ve ayrıca yine Soysuz'un emriyle Peker'in milletvekili dövdürdüğünü ve Hürriyet gazetesini bastığını itiraf etti Sedat Peker videolarında. Biz bütün bunları duyduğumuzda açıkçası şaşırmadık. Çünkü Türkiye'de bugün mevcut olan devleti biliyoruz. O devletin faşist niteliğini çok iyi tanıyoruz. Nereden tanıyoruz, neden tanıyoruz? Bütün bu yolsuzlukları bir kenara bırakalım. Türkiye'de halkımız açlığa ve yoksulluğa terk edilmiş. Türkiye'de milyarlarca dolar uğruna vatan toprakları satılıyor. Yurt dışı şirketlere yeraltı değerlerimiz, madenlerimiz, ocaklarımız, tarlalarımız, ovalarımız satılıyor. Son örneklerini İkizdere'de görüyoruz. Gençlerin %34'ü işsiz bugün Türkiye'de. Gelecek görmüyorlar. Yüzlerce gazeteci hapishanelerde. Hırsızlar, mafyacılar kol kol gezerken halkın en onurlu evlatları, devrimciler, Ali Osman Köseler, Elif Ersoylar hapishanelerde tutsak. Soma'da 301 işçi katledildi. Sakarya'da işçi katliamları yaşadık. Yani sonu gelmeyen halka zulüm, egemenlere, emperyalistlere ve işbirliklerine ise her türlü özgürlüğü, her türlü imtiyazı görebiliyoruz Türkiye'de, Türkiye Devleti tarafından. Sedat Peker de bu faşist aygıtının bir parçası. Şunu unutmayalım ki, bugün videolarında ben faşist değilim, neden faşist olayım diyen Sedat Peker, daha dün Erdoğan'a diktatör diyeni bayrak direklerine asarım demişti. Sedat Peker bu devletin içinde, bu faşist devletin içinde halkı sindirmek için, halka terör estirmek için, halkı uyuşturucuyla, fuhuşla, kumarla yozlaştırmak için kullanılan bir tetikçidir. Evet, büyük suskunluğunun ardından Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu hakkında, İçişleri Bakanı Soylu hakkında
Arkasındayız. Teröre karşı verdiği mücadeleyi, başarıları göz önünde bulundurmalıyız diye bir ifadede bulundu Çarşamba günü. Evet, bu teröre karşı olan başarıların sonucu olarak bugün İstanbul, dünyada uyuşturucunun en yaygın olduğu, en yaygın olarak kullanıldığı ikinci, Adana'da en çok kullanıldığı üçüncü şehir haline geldi. Bu büyük başarınız için bu iktidarı tebrik ediyoruz. Böyle bir Türkiye bıraktınız bizlere. Bu durum karşısında Soysuz kendini kurtarmak için elbette bir şey yapacaktı ve Habertürk ekranlarına çıktı geçtiğimiz haftada. Oradaki dikkat çekici olan nokta, o kadar konuşmasına rağmen aslında söylediklerinin hiçbir şey ifade etmemesi oldu. Neden çıktı o zaman? Ekranlara çıkan adam, Süleyman Soysuz, köşeye sıkışmış, halka düşman, vatanına düşman bir insan. Şairimiz Nazım Hikmet'in de dediği gibi, hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. Onu o ekranlarda bir kez daha görmüş olduk. Peki sevgili seyirciler, bu durumun içinde mafyanın devletle işbirliği yaptığı, insanlarımızın katledildiği, açlığın ve yoksulluğun diz boyu olduğu bir durumun içinden nasıl çıkabiliriz? Her gün izlediğimiz haberlerde burjuva muhalefeti, yani düzen muhalefeti, CHP ve İYİ Parti erken seçimi dillerinden düşürmüyorlar. Ancak erken seçimle bir CHP veya bir İYİ Parti, yani bir Millet İttifakı iktidarıyla ancak yüzeysel değişimler olabilir. Köklü değişimler, yani adaletsizliği, yoksulluğu, açlığı sonlandıracak değişikleri asla bu şekilde elde edemeyiz. Onun için bizler sorunu kökünden çözmeliyiz. Tam bağımsız, çetesiz, uyuşturucusuz, demokratik ve sosyalist bir Türkiye için, yani gerçekten halkın iktidarda olduğu bir Türkiye için tek yol devrim. Soysuz ne diyor açıklamalarında? Kimin bir istismarı, bir imtiyazı, kurgusu varsa hesap verecek, cezalandırılacak. Halktan özür dileyecek, adalete teslim olacak, cezasını kuzu kuzu çekecek. Evet, Sayın Soysuz, bugün kendinizi çok güçlü hissedebilirsiniz. Bugün Washington'dan kollanıyor olabilirsiniz. Bugün Biden'lar, Merkel'ler arkanızda olabilir. Bugün vatanınızı sattığınız için iyi bir hayat, rant dolu, kar dolu, lüks dolu bir hayat sürdürebilirsiniz. Ama şunu bilin ki bizim kuracağımız Türkiye'de, halkın Türkiye'sinde, demokratik, sosyalist bir Türkiye'de, bağımsız bir Türkiye'de, evet, siz kuzu kuzu cezanızı çekeceksiniz. Bugünlük bu kadar sevgili seyirciler. Bizi izlemeye devam edin. Gerçekleri Umut TV'den, Halkın Gündemi programından izlemeye devam edin. Haftaya görüşmek üzere.